Ekranda gördüğünüz iki NASA astronotu tek yumurta ikizi. Soldaki Mark Kelly. Üniformasında isminin yazılı olduğu kısmı şurada görebilirsiniz. Sağdaki ise ikizi Scott Kelly. Bu videoda bu astronotları incelemek isteme sebebim, daha önceden incelediğimiz genotip ve fenotip konularına ilginç bir açıdan bakmak. Genotip neydi? Bir organizmanın genlerinde kodlanmış olan genetik bilgilerdi. Bir hücrenin içine bakarsak kromozomlar var. Her bir kromozomda aslında birer DNA birimidir. Bu DNA biriminin farklı bölümleri de birçok şeyi, özellikle de çeşitli proteinleri kodlar. Ancak birinin genlerindeki bilgi ile gen ifadesi arasında farklar var. Şimdi gözlemlenebilir özelliklere fenotip diyoruz. Aynı genotipe sahip iki insanın fenotipleri çok benzer olabilir. Ama bu illaki birebir aynı fenotipleri olacak anlamına gelmez. Çünkü fenotipi etkileyen unsurların arasında genler hariç çevre de var. Bu iki astronot tek yumurta ikizi ve genotipleri aynı. Ancak yüzlerine dikkatle bakacak olursak aralarındaki farkları görebiliriz. Bu fark birinin bıyığı olması, diğerinin olmamasıyla sınırlı değil tabii ki. Sağdaki astronota bıyık çizsek bile yüzleri tamamen aynı değil. Bunun sebebi çok açık çevresel koşullara göre her ikisinin de vücudu yıllar boyu farklı biçimlerde gelişmiş aynı genotipin fenotiplerde çeşitlilikle sonuçlanmasına fenotipik plastisite deniyor bunu yazıyorum fenotipik plastisite bu konuda yürütülmüş olan en olağanüstü deneylerden biri de nasa tarafından yapıldı nasa scott kelly uzayda vakit geçirirken mark kelly'nin dünyada kaldığı süre boyunca gen ifadesine ne olacağını merak etti. Scott Kelly uzaya gitmeden önce NASA yetkilileri bu iki kardeşin vücutlarındaki bazı özellikleri inceledi. Daha sonra Scott Kelly uzaya gitti. Orada bir süre kaldı ve sonra uzaydan döndü. Yetkililer bu defa hem onun vücudundaki değişiklikleri inceledi hem de kardeşiyle kıyasladı. Sonuçlara göre bu ikizlerin mitokondrilerinde gen ifadesinin biçimlerinde değişiklikler vardı hatta Scott Kelly'nin gen ifadesinde uzayda geçirdiği süreden sonra %7'lik bir fark olduğu ortaya çıktı. Yani uzaydaki çevresel koşullar nedeniyle Scott Kelly'nin fenotipinde değişiklikler görülmüştü. NASA'da çalışan bilim insanlarının teorilerine göre bu durum düşük oksijen, yüksek karbondioksit, uzay yolculuğundan kaynaklı stres gibi faktörler sebebiyle gerçekleşti. Yani Scott Kelly'nin kardeşi Mark ile aynı olan genotipi farklı bir şekilde ifade edildi ve bunun sonucunda da fenotipik plastisite görüldü. Tabii bu dediğim sadece uzayda geçirilen süreden kaynaklı değişiklikler. Başta da gördüğümüz gibi zaten bu iki kardeşin hayatları boyunca yaşadıkları çevre sebebiyle fenotipleri birebir aynı değildi.